Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepinize kanalıma geldiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Evet arkadaşlar, altın, gram altın, dolar tarafındaki yarım kalan analizlerimize hep birlikte devam edeceğiz. Evet, ons altında başlayalım. Ons altında görünüm nedir? Ons altında düşüşler devam edecek mi? Sizlerle birlikte hep birlikte bunu değerlendirmesini yapalım. Evet arkadaşlar son videomuzda biliyorsunuz. Ons altınla ilgili sizlere uyarmıştım. Ons altın ve gram altınla ilgili. Ons altın ve gram altında düşüşlerin devam edeceğini söylemiştim. Ons altına saat 18 itibariyle baktığımız zaman arkadaşlar ons altında düşüşlerin hala devam ettiğini görüyoruz. Şurada yukarıda bir 1738 tepemiz var. Aşağıda da 1677 seviyemiz var. Evet arkadaşlar. Ons altında ilk etapta 1677'li seviyelere kadar e, bir düşüş. Beklentim hala devam ediyor. E, 1677 de aşağı yönlü kırdığımız zaman arkadaşlar ons altında e, aşağıdaki 1636 seviyesi takibimizde kalacak önemli bir hedef seviyesi olarak 16'da e, duran arkadaşlar e, kısa da arkadaşlar 1700 1698 seviyesinin e, üzerinde kapanışlar olup olmayacağını takipte kalsınlar e, fakat benim burada grafikte gördüğüm 16'nın hedefinin 1636 seviyesine kadar İlk etapta geleceği yönünde. E, o yüzden ons altında hala dikkatli olmaya devam diyoruz. Ve 1636 seviyesi ons altındaki arkadaşların takipte kalması gereken önemli bir seviye olarak yatırım tavsiyesi e, olmama koşuluyla izlemede olacağımız bir seviye olarak gözüküyor. Gram altına da bakalım gram altında neler olabilir. Gram altında da arkadaşlar e, hala düşüş yönlü be beklentim son videomda da anlattığım gibi devam etmekte. Gram altında ilk etapta göreceğimiz e, seviyemiz 371 seviyesi arkadaşlar. 371'e kadar e, düşüşler hız kazanacak. E, 371'in kırılmasıyla birlikte gram altında. E, bu sefer de aşağıda beklentimiz olan e, seviye 365 seviyesi arkadaşlar. 365 seviyesi. Onun da altında 361 seviyesi hedef bölgemiz mevcut. Gram altında şimdilik benim beklentim ilk etapta 361 hedefine doğru gram altında gideceği yönündedir. 361'e gelmeden önce 371 önemli bir ara destek noktası olarak gram altında gözükmekte. Gram altında 371'e doğru adımlarını devam ettirecek. 371'in kırılımıyla da 361 seviyesine doğru hızlı bir şekilde yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla hareketlerini aşağı doğru onsa bağlı olarak hızlandıracağını düşünmekteyim arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlarda yükselecekti şeklinde tepkilerde bulunmuş bana. Arkadaşlar e, biz o videoyu attığımızda zaten gram altın veya ve ons altın yukarıya yükseliş hareketini tamamladı. Videoları biraz o arkadaşlar geriden takip ediyor zannedersem. E, bildirim zil sesinizi mutlaka açık tutun ve anında videolardan haberdar olun. E, sizleri her zaman anında bilgilendirmeye e, çalıştığımı beni takip eden arkadaşlar zaten bilir. E, her zaman gördüğüm çerçevede sizleri anında bilgilendirmeye çalışıyorum beni bilen bilir zaten bilmeyen arkadaşların da beni seyretmesine zaten gerek yok istedikleri güvendikleri analizcileri takip edebilirler bizim yöntemimiz bu şekilde ve kanalda kesinlikle al veya sat tavsiyesi kesinlikle vermiyoruz arkadaşlar bakın Burası çok önemli al veya satlara tamamen kendiniz karar vermeniz lazım bütün bunları söyledikten sonra biliyorsunuz yarın bir de FED var arkadaşlar. Ben FED'in çok sıkıştığını düşünmekteyim. Yani biliyorsunuz artık faizler sıfırlı seviyelerde. Bir ufak faiz indirimi daha gelip 0.25 civarında bir faiz indirimi daha yapabilir. Çünkü artık globalde de veya bir ters köşe yapıp Faizleri sabit de bırakabilir. Bu ihtimal de mevcut. O yüzden yarınki FED toplantısı da önemli. Bunun da sonucunu hep birlikte inceleyeceğiz. Ve bekleyip göreceğiz. Daha sonra FED'den sonra FED'in kararlarını da sizlerle birlikte yorumlamaya çalışırız. ONS altında dediğim gibi arkadaşlar düşüş benim beklentim dahilinde devam edecek. Gram altında takriben ona bağlı olarak aynı şekilde hareket etmesini bekliyorum. 371 kırıp 366'lı seviyelere doğru gram altında düşüşlerine hız kazanacağı e, yönünde e, düşüncelerim yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla hala devam etmekte. E, dolar tarafına da bakalım. Dolar TL'de neler olabilir? Dolar kuruna baktığımız zaman da arkadaşlar dolar TL kurunda e, 7'de bir bent oluşturan Merkez Bankasıyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz 7 üzerine pek sıcak bakmadı kura yapılan müdahalelerden de belli oluyor zaten kanalımızın üst tarafı da arkadaşlar bugün itibariyle 7.04 direncinden geçmekte 7.04'ün kırılımı dolar-tl kurunda yukarı yönde hareketleri hızlandırabilir 7.04 7.06 üzeri Dolar-TL kuruna hız kazandırabilir. Fakat 7 seviyesinde Merkez Bankası'nın da bir bende olduğunu unutmamakta fayda var. Bu hafta itibariyle e, baktığımız zaman da arkadaşlar Dolar-TL kurunda hala 6.94 seviyesi önemini korumakta. 6.94-6.93 seviyesi önemini korumakta. E, 6.94 Dolar-TL kurunda aşağı yönlü kırılmadıkça Dolar TL'de 7.23 hala hedef konumunda gözüküyor arkadaşlar 6.94 altında kapanış gelmedikçe e, fakat 7'de de bir müdahaleyle e, görüyorsunuz karşı karşıya kalıyoruz O yüzden e, Dolar TL'de acaba 6.94 kırılıp bir 6.85 denemesi de gelebilir mi diye düşünüyoruz Çünkü buralarda artık zayıfladı ee, onun zayıflamasıyla birlikte de bir 694 kırıp 685 şuradaki 685 desteğine doğru dolar TL'de de bir geri çekilme yaşanabilir. Ee, bu da aklınızın bir kenarında olsun ee, çünkü 7 üzerine çıkamadıkça e, dolar TL'de psikolojik olarak baskı yemeye devam edecektir. Ee, buradan satışlar gelmeye devam edecektir. Ee, fakat 7 üzerine de atmakta istekli olan bir kur da görüyoruz arkadaşlar. Eğer 7 üzerine atabilirsek de dediğim gibi yukarıda bir 7.04-7.06 direnci var. Doların karşılaşabileceği. Oraya da kırabilirse bu sefer de yönünü 7.15 seviyesine doğru Dolar-TL kuru çevirebilir. 6.94 dediğim gibi uyanık olmaması gereken yer 6.94 üzerinde kaldıkça 704 seviyeleri Dolar TL kurunda test edilmeye gidilebilir. Böyle bir ihtimali 6.94 üzerinde kaldıkça hala mevcut. Fakat 6.94 kırılırsa arkadaşlar ve altında bir günlük kapanış gelirse de yönünü 6.85 seviyesine kadar da Dolar TL çevirebilir. Çünkü görüyorsunuz bakın buradan aşağıdan gelen bir yükselen tren çizgimiz var. Bunun alt seviyesi de 685'ten geçiyor. Bu alt noktayı devamlı yoklayan bir dolar tl kuru var. Ee, üst, üstten gelen yükselen tren çizgimizin seviyesi de bugün itibariyle 6.04'ten geçmekte arkadaşlar. Şey 7.04'ten geçmekte. Yani 7.04'te 7 üzerine atabilirse dolar tl kurunda gene bir baskı oluşturacaktır. Ee, ve burada Merkez Bankası'nın da beklediğini düşündüğümüz için e, bir kararsızlık var arkadaşlar dolar tl kurunda Analiz bakımından da bir kararsızlık var. O yüzden ben diyorum ki 6.94'e dikkat edin. 6.94 üzerinde kaldıkça e, Dolar TL kuru 7.04-7.06 seviyesini e, yukarıda test etmek isteyebilir. E, fakat 6.94 altına iner bir kapanışta gelirse bu sefer aşağıda 6.85-6.82 seviyesi Dolar TL'de de önemli takip etmemiz gereken bir seviye olarak gözükmekte. Evet arkadaşlar videolarım hoşunuza gittiyse e, sizlerden ricam bir beğeni atmanız. Beğeni çok önemli arkadaşlar. Beğenimlerimiz nedense az kalıyor. E, sürekli beğeni atan arkadaşlarım mevcut. Onların hepsine çok çok teşekkür ediyorum. E, beğeni atmayan arkadaşların da beğendilerse emeğimizin karşılığı olarak mutlaka bir beğeni atmalarını kendilerinden rica ediyorum. Ayrıca kanalımıza abone olmak isteyen arkadaşların da aşağıdaki abone ol butonundan e, abone olup tıklarlarsa kanalımıza abone olabilirler. E, bir de bildirim arkadaşlar bu mevzu e, çok önemli. Bildirim zil sesini açıp tümünü seçtiğiniz zaman e, bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anında videolardan haberdar olmak önemli. Çünkü YouTube'un eski videolarla ilgili de e, bildirim gönderdiği e, görülmekte. Çünkü bu eski bildirimdeki videoyu izlediğiniz zaman geçmişteki videoyu izlemiş olacaksınız. Yeni videodan haberiniz olmayacak. Ee, onun için de bildirim zil sesini açık tutmanız çok önemli. Şimdilik dolar ve altın tarafında söylemek istediklerim bunlardan ibarettir. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.